beraber. Değerli misafirlerimiz, Kültür Ocağı Vakfı'nın tertiplemiş olduğu bu güzel iftara teşriflerinizden dolayı hepimize ayrı ayrı başkanımız ve yönetim adına teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, hepinize afiyet olsun. Duamızı yapacağız. Arkadaşlar bitirmeden, malum vakit biraz sıkışık. Bu vesileyle güzel bir durumu paylaşmak istiyorum.
malum bizim vakıf meclis üyemiz Mehmet Niyazi Özdemir değerli ağabeyimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Dünyasını değiştirdi. 76 yaşında Peygamberimize komşu oldu. Bu vesileyle Kültür Ocağı Vakfı vefanın sahibi, dostluğun adresi olan Kültür Ocağı Vakfı Mehmet Niyazi hocamıza yaşına hürmeten 76 tane hatim indirdi. Bu hatimin duasını hep birlikte yapacağız şimdi. Ve bu hatimle beraber yemek duamızı da birlikte yapalım. Geçmişlerimizi sevindirelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetu lil muttakin ve la udvana illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain bi bereketil Kur'anil azim ve afu anna ya kerim ve gfir lana zunubena bi fadlike ve cudike ve keremike ya ikremel ekremin ve ya erhamer rahimin. İlahi ya Rabbi, ölmüşlerimize rahmet eyle. Kalanlarımıza sıhhat ve selamet nasip eyle. Borçlarımıza eda nasip eyle. Dertlerimize deva nasip eyle. Sofularımıza bereket ihsan eyle. İlahi ya Rabbi, çoluğumuza çocuğumuza her zaman helal lokma nasip eyle. Cümle ümmeti Muhammed'in ve bizlerin haktan, hukuktan ayrılmamayı nasip eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. İlahi ya Rabbi, okuduğumuz 76 tane hatmi şerifi yüce dergahında kabul eyle. Bundan elde edilen sevabı ins ve cinin peygamberi, sevgilimiz, habibimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek, temiz, pak ruhu şeriflerine hediye ediyoruz vasileyle. İlahi ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in dışında kalan bil cümle peygamberanız zişanında ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz vasıleyle. Bil cümle sahabinin, bil cümle tabiinin, bil cümle tebe-i tabiinin, bil cümle evliyanın ve bil cümle şühedanın da ruhlarına hediye ediyoruz vasıleyle. İlahi ya Rabbi, burada el açıp amin diyen üyelerimizin, yakınlarının ve aile efradlarının ahirete intikal eden ne kadar ölmüş mümin ve mümine mevtaları varsa hepsini ayrı ayrı hediye ediyoruz vasıleyle. İlahi ya Rabbi, hasreten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemli şahsiyetlerinden birisi olan inşallah onun gibi insanları beklediğimiz öğrencileri yolda geliyor. Hocamın vesilesiyle de Erol Güngör hocamızın ruhunu şad eyle. Erol Güngör hocamızın ruhuna, Durmuş Hoca olan hocamızın ruhuna, Zeki Karahan'ın ruhuna, Ali Murat Daryal hocamızın ruhuna, Kemal Çapraz'ın, Ömer Lütümeten'in ve Hasan Kılıçarslan kardeşimizin ruhuna da ayrı ayrı hediye ediyoruz vasıleyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Sofralarımızdan bereketi kaim eyle. Her zaman bu güzel sofralarda buluşmayı nasip eyle. Yemeyenlere de yemeği, içmeyenlere de bu güzel nimetlerden yeme içmeyi nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tekabbel minna bi hurmetin Fatiha. Kıymetli misafirler, vakfımızın geleneksel olarak düzenlemiş olduğu genel iftarımıza hepiniz hoş geldiniz. Akşam namazı vaktini işgal etmeden kısa bir programımız olacak. Öncelikle günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını yapmak üzere vakıf mütevelli heyeti üyemiz Doçent Doktor Ümran Ay'ı kürsüye davet etmek istiyorum. Efendim, herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün başkanımız adına onu temsil eden, mütevelli heyetini temsilen konuşma yapma görevi bana düştü. Burada
burada karşınızda olmaktan dolayı son derece heyecanlıyım. Bu güzel Mayıs akşamında, Haziran akşamında rahmet ve mağfiret iklimini gönüllerimizde coşkuyla yaşadığımız bu güzel Ramazan ayında İstanbul Üniversitesi'nin bu ulu çınarlarının altında kocaman bir aile olarak buluşmak ne kadar güzel. Ben çok mutluyum burada olduğum için. Görüyorum sizler de öylesiniz. Allah kabul etsin. Oruçlarınızı, ibadetlerinizi, sevaplarımızı inşallah Allah daha da çoğaltsın. Kültür Ocağı Vakfı genç münevverleriyle, vatan ve millet coşkusuyla, aşkıyla yanan genç münevverleriyle ve hocalarıyla 7'den 77'ye bütün mensuplarıyla bir dönemi daha kapattı bildiğiniz gibi. Bu 2017-2018 Ekim'den bugüne kadar, Ekim ayından bugüne kadar birçok faaliyetler yapıldı. Bunlardan en önemlisi seminer faaliyetleriydi. Seminer faaliyetleri çok şükür eksiksiz bir şekilde tamamlandı. Bunun dışında seminer faaliyetlerimizi taçlandıran bir öğrenci sempozyumu yaptık. Bildiğiniz gibi Kültür Ocağı Vakfı 20. öğrenci sempozyumuna da imza attı. Bu dile kolay. Hakikaten istikrarlı bir şekilde her dönem 20 öğrenci sempozyumu yapmak herhalde her vakfa nasip olan bir şey değil. Yine Erol Güngör hocamızın vefatının sıfırlı ve beşli biten yıllarda anılması geleneğine bağlı olarak öğrenci sempozyumunu da Erol Güngör hocamıza hasrettik. Sanıyorum 31 bildiriyle 3 ayrı salonda arkadaşlarımız tebliğlerini sundular. Bunun dışında 30. yılımızı, 30 yıllık yolculuğumuzu, 30 yıllık birlikteliğimizi Cemal Reşit Rey'de çok güzel bir programla kutladık. Yine orada beraberdik büyük bir aile olarak. Onun dışında spor faaliyetleriyle, sanat faaliyetleriyle, ebru ve hat kurslarıyla, satranç turnuvalarıyla, futbol turnuvalarıyla gençlerimiz birlik ve beraberliklerini her ortamda perçinlediler. Ramazan bana hep şunu hatırlatıyor. Ramazan ayı geldiğinde kendimi yokluyorum. Bir şeyler daha yapmak lazım. Biraz daha Cenab-ı Allah'ı hatırlamak, biraz daha Peygamber Efendimiz'i hatırlamak, biraz daha Kur'an'la hemhal olmak lazım diye düşünüyorum. Elimden geldiğince de öyle yaşamaya çalışıyoruz herhalde hepimiz. Ve çok güzel bir dua vardır. Şükriye ablamın duası bu. Allah korktuklarımızdan emin eylesin der. Çok 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 sevdiğim bir dua. Allah bu milleti, bu ümmeti korktuklarından emin eylesin. Sevdiklerine yakın eylesin inşallah. Ramazanımız mübarek olsun. Gelen bayramımız da bayram gibi olsun. Bayramı bütün Türk milleti ve İslam alemi olarak coşkuyla ve huzur içinde kutlayalım. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar. Allah'a emanet olun, iyi akşamlar. Hocamıza bu güzel konuşmasından ötürü teşekkür ediyoruz. Vakfımızın bu yılki önemli faaliyetlerinden biri de 35 yıl önce ebedi aleme göçen merhum Erol Güngör anısına düzenlenen makale yarışmasıydı. Giriş, gelişme ve ihtisas kademesi olmak üzere 3 ayrı bölümde düzenlendi bu yarışma. İhtisas kademesinin ödüllerini dün takdim etmiştik. Bugün de huzurlarınızda giriş ve gelişme kademesinin ödüllerini takdim edeceğiz. Öncelikle ödüllerden size bahsetmek istiyorum. Üçüncü olan öğrenci arkadaşınıza bir burs tutarı, ikinci olan öğrenci arkadaşınıza iki burs tutarı, üçüncü olan öğrenci arkadaşınıza bir burs tutarı şeklinde ödüller verilecektir. Bu yıl maalesef giriş ve gelişmede birincilik ödülüne layık görülen bir makale bulunamadı. Bu yüzden sadece ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecek. Giriş kademesinden başlamak istiyorum. Giriş kademesinde üçüncü olan arkadaşımız İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Hilal Nur Sayman. Kendisini ödülünü almak üzere kürsüye davet ediyor. Ödülünü takdim etmek üzere Vakıf Meclisi üyemiz Profesör Doktor Mehmet Akif Okur hocamızı da kürsüye davet ediyor.
hayırlı tutarlar. Öncelikle bir şeyi düzelteyim. Ben Hilal Nursayman değilim. Hilal Konya'ya gittiği için onun adına ödül alıyorum. Herkese çok selam var. Ailevi nedenlerden dolayı gelemedi. Herkese hayırlı Ramazan var. Beyza'ya da teşekkür ediyoruz. Giriş kademesinde ikincilik ödülüne layık görülen arkadaşımız Marmara Üniversitesi Türk Tarihi bölümünde yüksek lisans öğrencisi Sefa Fırtına. Kendisini kürsüye davet ediyorum. Ödülünü takdim etmek üzere Vakıf Meclisi üyemiz Profesör Doktor Mustafa Delican hocamızı kürsüye davet ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Bana bir konuşma yapmak söylendi ama o da yarım saat önce söylendi. O yüzden pek hazırlıklı değilim. Malum bizim prompterımız da yok. O yüzden biraz doğaçlama yapacağım. Şimdi bu sene benim vakıftaki ilk senem. İlk senem ama ya biraz hızlı bir giriş yaptım galiba. Şu an buradayım. Nergül abla seni vakfın yükselen yıldızı yapacağım demişti. Bunda onun bir emeği var galiba. Ben herkese teşekkür ederim. Vakfı biraz geç tanıdım. Üniversiteyi başka bir şehirde okudum. O yüzden biraz geç tanıdım. Vakfı da Mücahit sayesinde tanıdım. Sağ olsun böyle bir vakfın olduğundan bahsetti. Ama şöyle bir şey var. Şimdi vakıflar var ama biliyorsunuz malum durumlardan ötürü biraz temkinli davranıyoruz bu işlere. Ama Mücahit tanıyınca dedim ki tamam ben buraya gitmeliyim. O yüzden ben de bugün buradayım. Çok mutluyum. Şu an yüksek lisans yapıyorum. İnşallah doktoraya da girmeyi düşünüyorum. Hocalarımız bilir. Yüksek lisans, doktora evresi gayet zor. Hani akademik açıdan tamam zorlukları var ama manevi açıdan daha da zor. Çünkü yani belirsiz bir süreçte ilerliyorsunuz. Bu süreçte de sizinle aynı fikirde olan, aynı düşünen insanlarla beraber olmak zorundasınız. Çünkü şevkinizi arttırmak gerekiyor bir süre sonra. Ve bu vakıfta ki herkes aslında benim gibi düşünüyor. O yüzden bu yolda bana büyük bir katkısı oldu. İnşallah doktora başvurumu da yaptım. Hepinizden de dua bekliyorum. Teşekkür ederim. Evet, Sefa'ya da bu güzel konuşmasından ötürü teşekkür ediyoruz. Şimdi gelişme sınıfının ödüllerini takdim edeceğiz. Gelişme kademesinde üçüncü olan arkadaşımız İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencisi Ömer İhtiyar. Kendisini ödülünü almak üzere kürsüye davet ediyorum. Arkadaşımıza ödülünü takdim etmek üzere Profesör Doktor Ali Akyıldız, Vakıf Meclisi üyemiz Profesör Doktor Ali Akyıldız'ı kürsüye davet ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum öncelikle. Bir yarım saat öncesine kadar Zehra abla bir teşekkür konuşması yapmam gerektiğini söyledi. Tabii ben de hazırlıksız bir şekilde buraya geldim. Biraz doğaçlama olarak gidecek. Tabii öncelikle bir teşekkür konuşması yapılması gerekiyorsa burada teşekkürü beni bugünlere getiren, yetiştiren ve burada olmamı sağlayan anne ve babama teşekkür etmeye borç biliyorum. Daha sonra İstanbul'a geldiğimde burada manevi ailem olan Kültür Ocağı Vakfı'na teşekkür etmek istiyorum. Bu Kültür Ocağı Vakfı sayesinde ilk defa böyle bir kalabalığın önünde konuşma fırsatı tanıdığı için onlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ve Kültür Ocağı Vakfı'nı bugünlere taşıyan, Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan büyüklerimize, hocalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
İnşallah Kültür Ocağı Vakfı sayesinde yarınları bugünlerden daha güzel yapacak insanların yetiştiği bir kurum olarak devam edeceğine inanıyorum. Hepinize de teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Son olarak gelişme sınıfında ikinci olan arkadaşımız Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Merve Öksüz. Kendisini ödülünü almak üzere kürsüye davet ediyorum. Ödülü takdim etmek üzere Vakıf Meclisi üyemiz Profesör Doktor Tahsin Görgün hocamızı kürsüye davet ediyorum. Tahsin hocamız burada değil dermiş. Ödülü takdim etmek üzere vakıf başkanımız Avukat Doktor Ali Üre'yi kürsüye davet ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Merve buraya çıkarken, Merve ile bizim aramızda özel bir yakınlık var. Dedim ki Merve'nin alacağını bilseydim, ödülü ben verirdim dedim. Tahsin Hoca kayboldu. Keşke başka bir duada bulunsaymışım. Öncelikle herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı olmasanlar. Aynı şey ben de kalbimden geçirmiştim. Gerçekten böyle güzel bir tesadüf oldu. Başta ben de bu ödülde almamda emeği olan anne babama, gece yazı yazarken ışık açık olduğu için odada uyuyamayan kardeşime, arkadaşlarıma ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar herkese, çok fazla baktınız ama. Hem Merve'ye hem de ödül alan diğer tüm arkadaşlarımızı bir kere daha tebrik ediyoruz. Kıymetli hazirin, programımız burada sona ermiştir. Sabrınız için teşekkür ederiz. Akşam namazı için mücavir alanda müsait cami ve mescitler bulunmaktadır. Aynı zamanda vakfımızın ana binasında Hacı Arif Bey konağında çay ve kahve ikramımız olacaktır. Hepiniz davetlimişsiniz. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar.